Merhaba arkadaşlar, e, dersimizin son ünitesine hoş geldiniz. Bu ünitede sosyal sigorta kollarının neler olduğu üzerinde çok genel hatlarıyla duracağız. Çünkü sosyal sigortalar e, incelendiğinde, özellikle 5510 sayılı kanun incelendiğinizde, e, tüm bir 4A'lılar, 4B ve 4C'lileri de kapsadığı için biraz geniş bir kanun. Anlaması biraz e, zor olabilecek bir kanun. O yüzden... Öncelikle bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapacaksanız, yani sosyal güvenlikle ilgili, sosyal sigortalarla ilgili, sosyal güvenlik mevzuatını içeren bir kanunu takip etmeniz gerekli. Çünkü genel olarak sosyal politikalar değiştikçe, da ülkelerin ekonomik durumu değiştikçe, bu sosyal sigorta kolları üzerindeki oynamalar çok fazla oluyor. Sosyal sigorta dediğimiz zaten iş hukukuna göre çok çok daha teknik bir alan olduğu için, Biraz daha özellikle 5510 sayılı kanunla 4447 sayılı kanunun bu kanun üzerinden bakılması daha uygun olacak. Bir önceki derste biz sosyal güvenlik sistemine genel olarak bakmıştık. Ve sosyal, sigor sosyal güvenlik sisteminin bir saç ayağında sosyal sigorta kollarının, sosyal sigorta hukukunun olduğunu söyledik. Bu en geniş alan aslında sosyal güvenlik hukukunun en geniş alanlarından biri sosyal sigorta kolları bir sosyal sigorta kollarını ikiye ayırıyoruz kısa vadeli sosyal sigorta kolları ve uzun vadeli sosyal sigorta kolları aslında buradaki yapılan temel ayrım kısa vadeli sosyal sigorta kollarında işçiler yani işverenler kendileri adına veya işçiler adına bağımlı çalışanlar adına çok çok daha az prim öde, ödemekte ee, ve bazı durumlarda örneğin iş kazasında mesela işçiler hiç prim ödememiş olsa bile kendi adlarına bu sigorta kollarından yararlanmakta. Yani temel olarak baktığımızda kısa vadeli sigorta kollarına az prim ödesek bile bazı durumlarda hiç ödemesek bile bu sigorta kollarındaki kollarının faydalarından yararlanabiliyor işçiler ve işverenler. Ama uzun vadeli sigorta kollarına baktığımızda bu sigorta kollarında örneğin yaşlılık aylığı alabilmemiz için kişilerin, işçilerin ya da işverenlerin ya da kamu görevlilerin çok uzun süre prim ödemesi gerekli ve belli bir yaşa gelmesi gerekli. Yani buradan bir şey talep edebilmek için, yardım talep edebilmek için daha fazla prim ve daha fazla bir bekleme süresi var. O yüzden kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları diye ayrım yapmış kanun koyucular. İlk önce kısa vadeli sigorta kollarını inceleyecek olursak burada üçtür. Bir, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası. 2 hastalık sigortası. Üç, analık sigortası. Şimdi bunlar nelerdir? Tek tek incelemeye başlayalım. Öncelikle kısa vadeli sigorta kollarının sadece 41A ve 41B'lilerin yararlandığını söylemek gerekli. 41C'liler kendi mevzuatına yani memurlar, kamu görevlileri kendi mevzuatları çerçevesinde bu durumlardan yararlandıkları için kanun koyucu koymayı uygun görmemiş ve sadece kısa vadeli sigorta kollarını 41A ve 41B'liler için uygun görmüş. Bunun yanında Kısa vadeli sigorta kollarında Örneğin hastalık sigortasında Veya iş kazası ve meslek hastalığında Kişilere parasal yardım yapılır Bu en önemli özellik Bu genel sağlık sigortasının Kısa vadeli sigorta kollarından ayıran En önemli özellik Genel sağlık sigortası kapsamında Kişilerin herhangi bir tıbbi ihtiyaçları Olduysa onu gidermek Onu önlemek için Oradan karşılanır bunlar Ama kısa vadeli sigorta kollarında Kişiye sadece parasal yardım yapılır. Sağlıkla ilgili durumlar genel sağlık sigortasından karşılanır. İlk önce iş kazası ve meslek hastalığı sigortalığına baktığımızda iş kazası ve meslek hastalığı sigortalığı kanunun 5510 sayılı kanun 13. maddesinde tanımlı. İş kazası şu. 13. maddedeki bazı durumlar sayılıyor. Bu durumlar meydana gelirse ve bu meydana gelmesi sorusunda kişinin vücudunda herhangi bir özre e, ortaya çıkarırsa biz bu durumda iş kazasının sosyal sigorta anlamında iş kazasının ortaya çıktığını söyleriz. Peki bu 13. maddedeki sayılan durumlar ne? Yani 13. madde biraz sınırlayıcı saymış. Bunun haricinde herhangi bir durum varsa iş kazası sosyal sigorta anlamında iş kazasının olmadığını belirtiyor. Peki bunlar ne? İlk iş kazası... Sigortanın iş yerinde bulunduğu sırada kazanın meydana gelmesi. Bunun anlamı şu. Bir işçi ya da işveren iş yerine girdiği andan itibaren çıkana kadar o iş yerinden herhangi bir başına bir şey gelirse, bir kaza gelirse bu iş kazası olarak tanımlanıyor. Bunun işçinin kendisinden kaynaklanması ya da dışarıdan kaynaklanmasının hiçbir farkı yok. Örneğin iş kazasında fabrikada makineyi tamir ederken makinenin aniden çalışması sonucu kolunu kaptırdığında bu bir iş kazasıysa da işçinin kalp krizi geçirmesi, iş yerine kalp krizi geçirmesi de iş kazası olarak kabul edilir. Hatta ki işçinin kendi intihar etmesi de iş yerinde bu iş kazası olarak kabul edilecektir. Önemli olan iş yerinde bulunması bu madde bakımdan 13.1a. 13.1b'ye baktığımızda işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına veya hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. Burada yürütülen işten bahsedildiği için örneğin ben bir kombi tamirci tamir eden bir işçi olarak işveren beni A işte tepe başındaki A evine yolladı. Ve bu A evinde ben kombi tamir ederken herhangi bir kaza geçiriyorsam aslında iş yerinde değilim ama işverenin işini yürüttüğüm için bu madde kapsamında benim o kombi tamir ederken geçireceğim kaza iş kazası olarak kabul edilecektir. 13.1C'ye baktığımızda ise bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışına başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar. Burada şimdi önemli olan bu fıkranın sadece 4.1 ağlılara tanınmış olması. Yani 4 bir belliler bu fıkra ve bundan sonraki C, fıkralarından yararlanamıyor. 4 bir ağlar diyor ki işveren seni iş yerinin bulunduğu yerden başka bir yere gönderdi. Örneğin ben işte bayide çalışan bir işçiyim. Beni bir bayi toplantısı normalde iş yerim Eskişehir'deyken Bursa'ya yolladı. Bayi toplantısına gittim. Aslında iş görüyorum. İşverenin verdiği işi görüyorum. Ancak diyor ki... E, maddeye baktığımızda asıl işi yapmaksızın geçen zamanlarda Örneğin Otel Odasında bulunurken, gece Otel Odasında bulunurken bir kalp krizi geçirdim. İşte bu durumda aslında iş e, için iş kazası geçirdiğini kabul ediyoruz. Yani asıl işi yapmıyorum asıl, e, ama işverenin yolladığı iş nedeniyle oradayım. Asıl işi yapmadığım zamanda bu kaza meydana geliyor. Biz bunu iş kazası olarak kabul ediyoruz. 13 dye baktığımızda ise, Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda iş kazası geçirmesi. Bu da işçi için tanınan bir şey. Sadece 4 bir ağlı işçi kadın süt emzirme için aldığı o sürede bir kaza geçiriyorsa bu kazanı iş kazası olarak kabul ediyor kanun koyucu. 13.1E'ye baktığımızda ise sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay. Burada örneğin işveren sosyal amaçlı bir mesela taşıt imkan sağladı. Tüm işçilerini işte o taşıtla alıp iş yerine bırakıp evine bırakıyor. Mesela bu durumda da işe giderken bu aracın bir kaza, kaza sonucu kişi bedenen veya ruhen herhangi bir özre vuruyor. İşte bu durumda da gene aslında iş yerinde de değilim veya işverenin verdiği iş nedeniyle de başka bir yere de gitmiyorum. Sadece işe gidiş geliş bakımında bu durumda da kanun koyucu bunun iş kazası olduğunu kabul ediyor. Meslek hastalığına geçmeden önce şunu da belirtmek gerekli ki herhangi bir iş kazası meydana geldiği zaman işveren bu iş kazasını kurula en geç 3 iş günü içerisinde bildirmek zorunda. Yani 3 gün iş üç iş günü içerisinde bildirmediği durumda örneğin 1 hafta ya da 1 ay sonra bildirdiği durumda bunun çeşitli yaptırımları olacaktır işveren açısından. Bu bir kural işverenleri getiren 3 iş günü içerisinde kuruma bildir ki biz de iş kazası ve meslek hastalığından e, sağladığı faydaları sağlayabilelim amacıyla getirilmiş. Meslek hastalığına da baktığımız zamansa meslek hastalığı yine kanunun 14. maddesinde tanımı yapılıyor. Peki nedir diye baktığımızda kanun tanımı şöyle söylüyor. Meslek hastalığı sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halidir. Burada önemli olan meydana gelecek hastalığın yani hastalığın iş ve işçinin yaptığı meslekle bağlantılı olması. Örneğin işte işçi eskiden e, haberlerde çok görürdük. Mesela kot haşlama taşlama işinde çalışan işçilerin akciğerlerinde aşırı bir yıpranma olduğu ve akciğere bağlı hastalıkların çok çabuk ortaya çıktığını görüyorduk. İşte böyle eskiden yapılan bu kot taşlama haşlama işlemlerinde işçilerin bu işle bağlantılı olduğu için geçirdiği akciğer hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul görülüyor. Burada meslek hastalığına neyin meslek hastalığı olduğu ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte hangi işlerden hangi iş yapılıyorsa bunun karşılığında meydana gelebilecek meslek hastalığının neler olduğu belli. İşte bu bir aslında bir bu yönetmelik kişi için, meslek hastalığına yakalanan kişi için bir karine. Eğer buradaki meslek hastalığı orada belirtilen süre içerisinde meydana geliyorsa bu kişinin meslek hastası meslek hastalığına yakalandığını söyleyebiliriz. Ancak orada hiç belirtilmemiş hastalıklarda yakalandığını düşünürsek burada kanun koyucu demiş ki eğer bunu ispat edebilirseniz sağlık kurulu raporuyla biz bunu gene meslek hastalığı olarak kabul edebiliriz demiş. Meslek hastalığını kim belirleyecek derseniz bunu kurum sağlık kurulu tarafından belirleniyor. Bunların vereceği rapor üzerine kişinin meslek hastalığına yakalanıp yakalanmadığını biz tespit edebiliyoruz. Meslek hastalığı tabi iş devamında olabileceği gibi işten ayrıldıktan sonra da meydana gelebilir. Burada önemli olan hastalıkla o yaptığı meslek arasında bir e, makul bir zamanın geçmesi. Örneğin 30 yıl önce yaptığınız bir işten sonra işten dolayı 30 yıl sonra A hastalığı çıktı diyelim. İşte A hastalığı aslında ben 30 yıl önce yaptığım işle bağlantılı demek çok makul süreyi aşıyor. Tabii bu her hastalığın tipine göre ortaya çıkacak. İşte bunu çıkaracak da kurulun kendisi, kurul, kurulun sağlık kurulunun raporuyla bu meslek hastalığın olup olmadığı belirlenecek. Yine işverenlere burada 3 iş gün içerisinde bildirim yükümlülüğü tanınmış. Diğer e, hastalık ve analık hallerine bakacağım. Baktığımızda ise iş kazası ve meslek hastalığını tanımladık. Diğer e, kısa vadeli sigorta kollarına baktığımızda hastalık ve analıkta. Hastalık ve analık sigortalarıydı. Peki bunlar nedir diye baktığımızda öncelikle hastalık haline bakınca 4-1-A ve B sigortalarının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklara biz, biz hastalık hali diyoruz. Yani belirttiği gibi iş kazası veya meslek hastalığı sonunda bir rahatsızlık geçirdiyse bu iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolundan karşılanacak. Hastalık sigortası kolundan değil. Hastalık sigortası bunlar haricinde kişide, işçide, işverende herhangi bir hastalık hali geliyorsa bunların iş göremezliği tabii ki bu hastalıkla bir de iş göremezlik yaratacak. İşçi veya işveren için bunu karşılamak temel amacımız. Analık haline baktığımızda ise 4 dört ve dört bir belliler için tanınıyor. Burada öncelikle sigortalı kadın çalışan yani sigortalı kadın iş, işçi veya işveren. Ya da sigortalı olan erkeğin çalışmayan karısı için yahut aylık ve gelir elde eden tekrar kadın işçi için kadın için veya aylık veya gelir elde eden erkeğin çalışmayan karısı için bunun bu kişilerin hamile kalması sonucunda eşin gebeliği başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık döneme biz analık hali diyoruz. Yani gebe kalındığından itibaren doğumun başladığı doğumdan sonraki 8 haftalık çoğul gebeliktesi 10 haftalık süreye kadar o aradaki periyot biz analık hali olarak kabul ediyoruz. Bu durumda analıkla ilgili herhangi bir durum, hastalık çıkarsa da analık sigortasından karşılanacaktır. Şimdi iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından biz bu sigortaları tanıdık ve durumlarını belirledik. Hangi durumlarda bunların içine girebilir, kişiler bunlardan yararlanabilir dedik ama nelerden yararlanacak? Yani bu sigorta kolları kişiye hangi faydaları sağlıyor? İş kazası ve meslek hastalığına baktığımızda bunlardan en önemlisi geçici iş göremezlik ödeneği sürekli iş göremezlik gelirdir. Bunun haricinde iş kazası ve meslek hastalığı sonunda kişinin ölmesi halinde, işçinin ölmesi halinde örneğin geride kalan yani hak sahiplerine de çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu ise ölüm sigortasından karşılanan ölüm aylığı cenaze ödeneği ve evlenme ödeneğidir. Bunlar iş kazası ve meslek hastalığının yakalanan kişilere sağlanabilecek faydalardır. Analık ve hastalık hali ise gene geçici iş göremezlik ödeneği ve özellikle analık için emzirme ödeneği. Bunlar kısa, kısa e, sigorta kollarından sağlanan yardımlardır. Yansıda gördüğünüz. Şimdi öncelikle biz bu yardımı sağlayacağız. Örneğin geçici iş göremezlik ödeneği ödeyeceğiz iş kazası geçiren kişiye. Peki hangi fiyat hangi meblağ üzerinden biz bu kişiye bu yardımları sağlayacağız? Biz buna esas tutulacak kazanç diyoruz. Yani kişinin kişiye ödenecek miktara esas tutulacak kazanç ne olduğu kanunda belirtili. Bu kanunun 17. maddesinde belirtili. 17. maddesinde uzun bir madde Genel olarak baktığımızda ise şöyle kısaltabiliriz biz bu 17. maddeyi. İş kazasının veya doğumun gerçekleştiği tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren. Bundan önceki 12 ay içerisindeki son 3 aydaki işçinin son 3 aydaki kazancını biz prime esas kazançlar toplamını biz esas tutulacak kazanç olarak söylüyoruz. Günlük kazanç. Günlük kazançın 30 katı aylık kazançtır. Yani işçi atıyorum son 3 aydaki kazanç ortalaması 2500 liraysa işçiye verilecek ödenekler veya gelirler, yardımlar bu 2500 liranın üzerinden hesaplanacak. Önemli şimdi geçici iş göremezlik ödeneği. Bu 3 analık, hastalık ve meslek hastalığı ve iş kazası sigortasından üçüne de sağlanan ortak bir ödenek. Geçici iş göremezlik ödeneği. Şimdi geçici iş göremezlik ne demek? Adı üstünde geçici bir durum. Yani işçi meslek hastalığına ya da iş kazası geçirmiş, geçici bir süreyle iş göremez durumuna düşmüş. Bu geçici süre iş göremez duruma kaldığı içinse kanun koyucu demiş ki bu dönem için belirli bir oranda ben sana yardım ediyorum sigortadan yardım edilecek sana demek. İş kazası ve meslek hastalığına baktığımızda ise iş göremez duruma düştüğü her gün için iş göremezlik durumu devam ettiği müddetçe iş göremez duruma düştüğü her gün için verilebilir bu. Yani kişi iş kazası geçirdi ve bir ay boyunca hastanede yatarak tedavi görmesi gerekti. İşte bu bir ay boyunca kişiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek. Çünkü bir ay kalmış ve bir ay sonra işe geri dönebilecek. Aradaki bu kazanç kaybını önlemek için kişinin geçici iş göremezlik ödeneği devreye giriyor. Hastalık halinde ise gene 4 bir ağız sigortalıları için iş göremezliğin başladığı 3. günden başlamak üzere her gün. Burada farklı olarak örneğin iş kazası meslek hastalığında kişi kazayı geçirdiği andan itibaren ödeme yapılırken hastalık sigortası kapsamında en az 2 günün geçmesi gerekli. 2 gün geçtikten sonra 3. günden itibaren kişiye biz geçici iş göremezlik ödeneği ödeyeceğiz. Analık haline baktığımızda ise sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki 8'er haftalık süre boyunca çoğul gebelikte ise 10 hafta doğumdan sonraki 2 hafta eklenmek süreyle çalışmadığı her gün için analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenebiliyor. Peki bu geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanacak? Öncelikle bu geçici iş göremezlik hali çıktığı için çıktıktan sonra kişinin kazancına yani prime esas kazancını belirlediğimiz belirlememizin üzerine eğer kişi ayakta tedavi ediliyorsa 3'te 2'sini yatarak tedavi ediliyorsa 1 bölü 2'sini ödeniyor. Bir ay kaldığını düşünelim yatarak tedavide Kişi yatarak tedavi 1 ay kaldı kazancı, prim esas kazancı. 3000 liraysa yatarak tedavi gördüğü için biz 1 bölü 2'den 1500 lirasını vereceğiz. Peki e, yatarak tedavi biraz daha, e, daha az olduğunu görüyoruz. Yani ayakta tedavide 3'te 2'sini karşılarken yatarak tedavide 1 bölü 2. Aslında ayakta tedaviye baktığınızda kişi tedavi olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyor... Ama yatarak tedavide e, kişi çalışamıyor. Sanki daha fazla vermemiz gerekliymiş gibi bir düşünce gelebilir. Aslında burada kanun koyucunun amacı yatarak tedavi yaptığımız zaman tedavi giderlerinin fazla olduğu için yatarak tedavide hastane masrafları e, ortaya çıktığı için bunu göz önüne alarak 1 bölü 2 gibi daha düşük bir e, meblağ öngörmüş. O yüzden aslında 1 bölü 2 belirlenmiş. Şimdi sürekli iş göremezlik geliri ise artık meydana gelen kaza sonucunda ya da hastalık sonucunda artık kişi geçici değil de sürekli bir şekilde meslekteki kazanma gücünde bir azalma meydana geliyor. Burada önemli bir kavram var. Meslekte azalma meslekte kazanma gücü. Bu her meslek için ayrı ayrı belirlenecek bir tutar. Örneğin şimdi bir ee, Sekreterle bir piyanist aynı e, arabada gidiyor ve iş kazası sonucunda ikisinin de koluyla ilgili bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi piyanist açısından koluyla ilgili çalıştığı için bu kişinin meslekte kazanma gücünün gücü kaybı çok daha fazla s e, diğerine göre. İşte her kişi için özel olarak belirleyeceğimiz bir kavram bu meslekte kazanma gücü. Kurum Sağlık Kurulu raporuyla, Kurum Sağlık Kurulu'nun kararıyla kişinin meslekteki kazanma gücü %100 kaybettiyse biz bu artık buna sürekli tam iş göremezlik durumu diyoruz. Yani artık hiçbir şekilde o meslekte hiçbir oranda çalışamıyorsa bu sürekli tam iş göremezlik göre, e, halidir. Ancak meslekte kazanma gücünün onu ile %99'u arasında herhangi bir oranda kayıp varsa o meslekte biz buna sürekli kısmi iş göremezlik durumu diyoruz. Yani işini belli bir durumda yapabiliyor ama eskisi gibi de yapamıyor. Buna biz kısmi iş göremezlik durumu diyoruz. İkisi arasındaki temel fark sürekli ve kısmi tam iş göremezlik halinde ödenecek, kişiye ödenecek gelirin oranında farklılıktır. Şöyle, eğer kişi sürekli tam iş göremezlik durumu hali varsa normalde aylık kazancının %70'ini biz o kişiye ödüyoruz gelir olarak. İşte 1000 lira daha kolay hesap için 1000 lira alınıyorsa 700 lira o kişiye ödeniyor. Ancak sürekli kısmi iş göremezlik bir hali varsa işte bu aylık kazancın %70'inin üzerine hangi oranda kısmi iş göremez olduysa onunla çarpıyoruz. Örneğin tam iş göremezlikte 1000 liraya 700 liraysa %40 iş göremezlik durumu olduğu için artık %70, %40 çarpı 1000 liradan e, 280 liraya düşüyor otomatik ben. Temel fark ücretler arasında verilecek e, farklılıkta. Ancak kişi başkasının bakımına muhtaç halde artık iş göremezlik durumuna geliyorsa bunu %10 olarak arttırıyoruz. Örneğin %70 engel, meslekte kazanma gücünü %70 kaybetti hesaplanacak oranın üzerine %10 daha ekliyoruz ki daha fazla artık bakıma muhtaç olduğu için daha fazla gelir elde edebilsin diye. Ee, belirttiğimiz gibi özellikle analık sigortasında bir de emzirme ödeneği var. Emzirme ödeneği şu sigortalı kadın kendi çalışan ya da sigortalı erkeğin çalışmayan eşine bu eğer doğumdan önceki bir yıl içerisinde 120 günlük prim yatırıldıysa bu kişi e, kısa vadeli sigorta kollarından prim yatırılmışsa bu kişi e, emzirme ödeneğine hak kazanır. Bu her yıl değişen tek bir meblağdır, orandır. Öyle hesaplama yoktur. E, i̇darenin belirleyeceği bir meblağ var. Bu meblağ her yıl değişen oranlarda bu kişilere kazanan kişi, hak kazanan kişilere Ödeni, ödenmekte. Emzirme ödeneğine gene e, baktığımızda ise şöyle emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere 300 gün içerisinde herhangi bir doğum yapıyorsa artık sigortalılığı yok. İşte e, 1 Ocak 2018'de sigortalılığı bitti ve 1 Ocak 2018'den itibaren 300 gün içerisinde kadın doğum yapıyorsa yukarıda belirtilen... Biz buna buna da e, ödenekten emzirme ödeneğinden faydalanmasını sağlayan bir hüküm konulmuş. Buna baktığımızda doğum tarihinden önceki 15 içerisinde en az 300 gün prim ödenmişse bu kişiler de sigortalık sona ermiş olsa dahi ana, e, emzirme ödeneğinden faydalanabilmektedirler. Evlenme ve cenaze, öden, e, cenaze ödeneğine baktığımızda bunlar Uzun vadeli sigorta kolları içerisindeki ölüm sigortasında düzenlenmiş hükümler. Evlenme ödeneği şu. Evlendikleri için normalde bir kişinin kız çocuğu, sigortalının kız çocuğu evleniyorsa, evlenme hali varsa, ortada bir evlilik durumu varsa alacağı ölüm aylığı kesilir. Kanun koyucu burayı böyle düzenlemiş. İşte evlenecek kişiler için burada bir yardım maksadıyla şöyle bir düzenleme getirmişler. Bu kız çocukları talepte bulunurlarsa almak almak almakta oldukları aylıkların ve gelirlerin 2 yıllık tutarını öd önden ödüyorlar. Yani kız çocuk evlenmeye karar verdi ve orada ölüm aylığı alıyor. Devlet diyor ki 2 yıllık tutarı evlenmede yardım olsun diye evlenme için bu 2 yıllık tutarı önceden ödüyor. Tamamen ödüyor. Eğer bu 2 yıl içerisinde kız çocuk yeniden mesela boşanırsa veya eşi ölür de dul kalırsa 2 yıllık şey dolana kadar ölüm aylığı tekrardan bağlanmaz. Yani o 2 yıllık sürenin sonucunun bitmesi beklenir. Önemli evlendi, ödeneği aldı ve 1 yıl sonra dul kaldı. Eşi vefat etti. Kalan 1 yıl normalde ...yeniden ödenek ölüm ödeneği, ölüm aylığı bağlanması gerekirken o bir aylık bir yıllık süre daha beklenir. Daha sonra e, ödenek ölüm e, aylığı bağlanır. Cenaze ödeneği de şu gene işte iş kazası veya meslek hastalığı sonucundaki işçinin ya da e, sigortalının ölümü sonrasında ...veyahut vazife ya da ölüm aylığı yaşlık aylığı almaktayken de bu sigortalılar ölürse, geride kalan hak sahiplerine kurumca belirlenecek e, miktarda bir cenaze ödeneği tahsil edilir. Ancak bunun içinse gene en az 360 günlük uzun vadeli sigorta kolları priminin de ödenmesi zorunlu. Yani birinci şart 360 günlük sigorta bir e, 360 günlük bir uzun vadeli sigorta kolu primi ödenecek. İkinci hal ise sigortalı ya iş kazası meslek hastalığı sonucu ölecek ya da aylık veya gelir bağlanmıştır haz, hali hazırda. Onun sonucunda da ölüm meydana gelirse hak sahipleri talep edebilecektir cenaze ödeneğini. Şimdi işsizlik sigortasını ayrı ele almamızın temel nedeni aslında işsizlik sigortası da kısa vadeli sigorta kollarından birisi. Ancak kanun düzenlemeye baktığımızda 5510 sayılı kanunda değil de 4447 sayılı kanunda düzenlendiğini görüyoruz. Bu da aslında temel olarak kısa vadeli sigorta kollarından birisidir. Çünkü az prim ödersiniz, az süre dolar ve onun sonucunda işsizlik ödeneği en önemli yardımlarından biri işsizlik ödeneğine kişi sahip e, olabilir, talep edebilir. Şimdi işsizlik sigortasına baktığımızda işsizlik sigortasından faydalanabilecek temel grup 4-1 ağlılar yani bağımlı çalışanlardır. Bağımsız çalışanlar ve kamu görevlileri 4-1 işsizlik sigortasından faydalanamaz. 41C'lerin faydalanmaması temenn edilen zaten kamu hizmetinin sürekli devamlı olmasıdır. Yani kişi herhangi bir şekilde işsizlik kalmayacağı düşüncesiyle yapılır bu. O yüzden en önemli grup burada 41 ağlılardır. Bununla birlikte ise isteğe bağlı sigortalılar da işsizlik ödeneğinden yararlanabilmektedirler. Dediğimiz gibi burada kanunun 4447 sayılı ayrı bir kanunda olduğunu unutmamak gereklidir. 5510 sayılı kanunda düzenli değil işsizlik sigortası. Şimdi işsizlik sigortasını talep edebilmek için tabii ki kanun koyucu belirli kıstaslar getirmiş. Bu kıstaslardan ilki kişinin yani iş ve işçinin kusuru olmadan iş sözleşmesinin sona ermesi. Bu nedir? İşverenin iş kanunundaki özellikle Madde 17'ye göre, Madde 17'ye göre iş sözleşmesini feshetmesi halinde ayrıca işçinin 24'e göre iş sözleşmesini feshetmesi halinde yani işçinin haklı nedeni bulunması halinde ve yine madde 25'teki 1 ve 3. fıkralara göre işverenin iş sözleşmesini feshettiği hallerde burada işçi işsizlik ödeneği için başvurabilecektir. Ancak 25'e 2 yani kötü niyet durumunda 25'e 2'deki durum meydana varsa ortada burada işçi işsizlik sigortasından faydalanamayacaktır. Yine her e, sigorta kolunda olduğu gibi burada da işçi adına belirli sürede bir prim yatırılması aranmış. Peki nedir bu diyor kanun koyu, kanuna baktığımızda ise son 3 yıl içerisinde 600 günlük bir Prim ödenmesi işsizlik sigortasında işsizlik priminin ödenmesi gerekli. Son 3 yıl içinde 600 gün. Bunun da değitememiş. Artı işsizliğin yani iş sözleşmesinin feshedildiği andan önceki 120 gün boyunca da kişinin prim ödemiş olması, kişi adına prim yatırılmış olması gerekli. Yani iki kural var. Bir işsizlik anından 120 gün geriye gidiyoruz ve bu 120 gün boyunca primler ödenecek. Ayrıca 3 yıllık bir süre içerisinde işsizlik anından önceki 3 yıllık içerisinde 600 günlük prim ödenecek. Bunlar prime ilişkin kıstaslar. Tabii her sigorta kolunun sağladığı faydalardan yararlanabilmek için de talep şarttır. Yani talep etmezseniz edilmezse kurum hiçbir şekilde isteğinizi karşılamayacaktır. Talep en büyük e, genel bir kural olarak bunu görebilirsiniz. Ayrıca genel bir kural olarak da şunu da söylemek gerekli. 4 bir beyliler primlerini kendileri yatırdığı için yine uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kollarından faydalanabilmeleri için herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekli. İşçiler için böyle bir durum yok. Çünkü işçilerinkini işverenler ödüyor. 4C'lerinki de kur kendi kurumu ödüyor ama işverenler kendileri ödediği için herhangi bir faydadan yararlanmak istiyorlarsa bunların mutlaka bütün prim borçlarını ödemesi gerekli. Ortada herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekli. Gene baktığımızda hangi ne kadar bir yardım yapılacak? Örneğin işsiz kalan işçiye hangi tutarda yardım yapılacağına baktığımızda kanun koyucu şunu, burayı şöyle düzenlemiş. öncelikle son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınır. Kısa vadede anlattığımızda 3 aylıktı. Burada 4 ayı çıkarmışlar. Son 4 aylıkta dikkate alınarak bir e, prim esas kazanç belirleniyor. Bu prim esas kazancının brüt tutarının %40'ı kadar kişiye <laughs> bir ödeme yapılacak. Örneğin e, 2000 lira alıyorsa mesela %40'ından 500 lira kişi işsizlik e, ödeneği ödenecek. Ancak bu tutar askeri ücretin brüt tutarının %80'ini de Hiçbir şekilde geçemeyecek. Buradaki temel amaç, hani kişi işsiz kaldığı için işsizlik riski ortaya çıktığı için geçici bir süreyle bunu karşılaması, yani e, kötü durumda düşmesinin önlenmesi. Ama bir yandan da işsiz kalıp da e, kurumdan para almasının önüne geçmek. Temel amaç bu. Hani buna alışıp da işsizlik, e, herhangi bir iş bulmamazlık yapmasın diye, düş biraz meblağ düşük tutuyor ve sınırlanıyor. Ee, Tabi baktığımız zaman işsizlik ödeneğinden yarar işsizlik ödeneğinin verilmesi bu sınırsız değil. Bunu şöyle düzenlemiş, kademeli olarak düzenlemiş kanun koyucu. Eğer son 3 yıl içerisinde kişi gene 120 günü e, sağladığını varsayarsak, son 3, yıl, son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödenmişse 180 gün boyunca kişiye biz işsizlik ödeneği vereceğiz. Ancak 900 gün ödemişse 240 gün, 1080 gün prim ödenmişse kişi adına 300 gün süre boyunca biz işsizlik ödeneği kişiye verebileceğiz. Burada biraz daha ödemeye göre süre uzatma hali olduğunu görüyoruz. Kişi şimdi işsizlik ödeneğine hak kazandığını, hak kazandığını varsayarsak işçinin bu işçinin temel amacımız neydi? iş kazandırmak. Yani yeni bir o işçiyi işsizlik durumundan bu riskten kurtarmak, yeni bir işe sokmak. Kurumun şöyle bir e, durumu da var. İş kurumu size başvurduğunuz zaman, yani iş kurumuna gidildiğinde talep edildiği zaman iş kurumu size iş bulmaya, sizin adınıza iş aramaya başlıyor. Ve bunu size eğer bulduğu anda size söylüyor. Eğer işçinin herhangi bir haklı nedeni olmadan bu işi kabul etmezse kişiye ödenen işsizlik ödeneği kesilmekte Burada e, değindi, yansıta gördüğünüz gibi iş kur tarafından kendisine mesleğine ve önceki işindeki ücretine eşit veya yakın uygun bir iş teklif edildiğinde haklı bir nedeni yoksa kesilir Yani bir önceki iş yerinizde 5 bin lira alırdınız burada size asgari ücret veriyor burada bir aslında mesela uçurum var ve hak neden olarak görünebilir. ama aynı işi yapıyorsunuz bir atıyorum iki sokak arkadaki, benzer bir işlere gidiyorsunuz. Siz bunu haklı, ortada haklı bir nedeniniz yok olmadığı halde reddederseniz burada sizin işsizlik ödeneğiniz kesilecektir. Gene belirtildiği gibi kendisine verilen eğitimi reddetmek ya da kendisinden istenen bilgi belgeleri vermemek gibi durumlarda da işsizlik ödeneği kesilmekte işçiye verilen. Uzun vadeli sigorta kollarına baktığımızda ise burada 3 adet uzun vadeli sigorta kolu görüyoruz bir malüllük, iki yaşlılık, 3 ölüm sigortası. Burada kitabınızı incelediğinizde kitabınızdaki durum adi malullük durumudur. Bunun yanında malüllük aslında üç ayrılıyor. Bir vazife malülü de var, harp malülülü de var ve adi malüllük de var. Kitabınızı incelediğinizde kitaptaki anlatılan bölüm adi malullük hali. Bu yüzden biz de sadece adi malullük üzerinde duracağız şimdi. Burada artık kısa vade kısa vadeli sigorta kolları 41A ve 41B'liler içinken artık bu 41C'liler de uzun vadeli sigorta kollarından faydalanmaya başlayabiliyorlar. Yani uzun vadeli sigorta kollarının kapsamında artık 41C'liler de bulunmakta. Şöyle 41A ve 41B'liler için çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler veya İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünü en az %60'ını kaybeden 4 bir ağlı veya 4 bir belli kişi mağlul durumuna düşmüş olarak kabul edilir. 4 bir C'liler ise çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler yahut vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybeden kişiler, memurlar, kamu görevlileri, 4 bir C'liler mali olduğunu mali olarak kabul edilmektedir. Burada vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmede herhangi bir oran olmadığını görüyoruz. Ee, oran yok sadece yapılan tetkiler sonucunda kurul raporu artık meslekte kazanma vazifesini yapamayacak şekilde bir e, kayıp hali varsa bu kişiyi mali olarak kabul ediyoruz. Malilik haline baktığımızda malilik aylığı talep edebilmek için dediğimiz gibi öncelikle mali sayılmak gerekli. İlk koşul bu. Bunu az önce anlattık. Malul sayılmanın nasıl olacağı. Bunun yanında 10 yıl boyunca sigortalı olmak ve 1800 gün prim uzun vadeli sigorta kollarından prim ödenmiş olmak zorunda. 10 yıl ve 1800 gün prim ödenmiş olmak durumunda eğer başka birinin bakımına muttahi halde isek 10 yıllık sigortalılık durumu sigortalılık süresine bakılmaksızın Sadece 1800 gün uzun vadeli sigorta priminin ödenmesi yeterli olacaktır. Gene dediğimiz gibi e, kuruma yazılı istekte bulunmakta diğer bir aylık talep edebilmek için şarttır. Mağluk aylığı, aylığına e, baktığımız zamansa e, kaç gün üzerinden ödeneceği ...ne düzenlemiş kanun koyucu? Şimdi şöyle... ...1800 günü doldurduğunuz zaman... ...aslında kişiye verilebilecek olan... ...malülük aylığı oranı... ...çok çok az. Yani %10 civarında... ...ücretinin %10 civarında bir ödenek... ...bir aylık verilir. Türkiye şartlarına... ...baktığımız zamansa aslında... ...yani 1000 lira alıyorsanız... ...100 liralık bir şeyle geçinmek... ...çok çok zor ve hiç kimse geçinemeyeceği için... ...kanun koyucu belli bir e, prim ödeme şeyiz e, gün üzerinden hesaplanmasını e, şart koşmuş. Bu 41B ve 41C'liler için 9000 gün üzerinden yani aslında 3000 günlük bir prim yatırmış olsanız bile kanun koyucu bunu 9000 gün üzerinden yatırılmış gibi hesaplamaya e, başlıyor. Ama 41A'lıysanız bu 7200 gün ne düşüyor. Yani 9 bine baktığınızda ise 360'e böldüğünüzde yaklaşık %25 falan orada %50 minimum ücretinizin %50'sine denk gelecekken işçiler açısından minimum taban %40. Yani 1000 lira alıyorsunuz, aslında orada eskiden 250 lirayken şimdi işçiler için 400 liraya 41 B ve C'ler için ise 500 liraya çıkıyor. Yani geçinebilmesini daha kolaylaştıran bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor. Burada unutulmayacak en önemli nokta işçiler için 7200 gün yani 41 ağlalar için 7200 gün 41 B ve C'ler içinse 9000 gün üzerinden hesaplanması. Yaşlılık sigortasına baktığımızda ise yaşlılık sigortasının yani sonuç olarak yaşlanmak biyolojik olarak kaçınılmaz bir durum ve elinde sonunda herkes bir şekilde yaşlanıyor. Ee, yaşlanmanın getirdiği de bir işte kendini e, fiziksel olarak bir kayıp yaşanıyor. Tabi sonucunda ee, bu hal yaşlılık halinde de kişiye belli bir güvence sağlanması adına yaşlılık sigortası kabul edilmiş. Yaşlılık sigortasının e, uygulamaları kabul edilmiş. Buna baktığımızda ise gene yaşlılık burada kitabınızda anlatılan kısım e, 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigortalı olanlar için kanun e, kitabınız da düzenlenmiş. Aslında bundan önce de yaşlık e, sigorta olan 5510 sayılı kanunundan önce de sigortalı olan çok fazla insan var. Bunların çok çok daha ayrı hesaplamaları var. Ama kanun kitabımız bizde sadece 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigorta olacakları anlattığı için bu sadece buraya değineceğiz. Şöyle 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigortalı olacak bir kadın ya da kadın emekli olmak istiyorsa ya da yaşlılık aylığı almak istiyorsa 58 yaşını erkek 60 yaşını tamamlamak zorunda. Ve 41 B ve C'ler için 9000 günlük uzun vadeli sigorta primi ödenmeli. İşçiler içinse 7200 gün. 41 A'lar içinse 7200 gün prim ödenmesi gerekli. Yani burada iki şey görüyoruz. 1 yaş, 2 prim. 4 bir B ve C'ler için 9000 gün, 4.1 A'lar için 7200 gün. Burada daha iş, 4 bir A'lar daha erken emekli olma fırsatı yakalasın diye düşürülmüş. Ancak 60 yaş veya 58 yaş 2036 yılından sonra artmaya başladığını görüyoruz. Kanuna baktığımız zaman yaşlılık aile ile ilgili uzun dönem skorta kollarından Baktığımızda 28. maddede yaşlılık halinin düzenlenişi var. Burada şunu görüyoruz. 2036 yılından sonra iş kadın ve erkekte yavaş yavaş yaşların arttırıldığını görüyoruz. En son kişinin emekli olacağı 1 Ocak 2048 yılında emekli olacak kişiler için 65 yaş sınırı getirilmiş. Belli bir geçiş dönemi var. En son ama kanuna baktığımızda Talep tarihi itibariyle 2048'den sonra talep edilecekseniz en az 65 yaşının doldurulması gerekli. Tabii kanun koyucu şunu da görmüş. Bazı özel gruplar var ve bu özel grupların istenilen yaş haddini ya da prim ödeme gün sayılarını tamamlayabilmesi biraz zor. Ve özel durumları var. Bu durumlarda Kanun koyucu demiş ki daha az prim ya yıl bekleme ile bu kişileri de biz emekli yaşlılık aylığı talep edebilsinler şeklinde düşünmüş ve bazı düzenlemeler yapmış. Bunlardan iyi ki ileri yaştaki sigortalılar, İleri yaşta sigortalı olan kişilerin belirtilen yaş ve prim özellikle prim ödeme uzun vadeli sigorta kollarından prim ödemesi zor olacağı için. Daha az prim ödeyerek, örneğin burada en az e, 5400 gün prim ödeyerek emekli olmalarının yolunu açmış. Diğer bir grup ise malüller. Burada e, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullik, yaşlılık ve ölüm sigortalı primi bildirmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Aslında mesela yaşlılık e, malulük halinde en az %60 malulük oranı vardı. %160'ın üzerinde çalıştık, başladıktan sonra ortaya çıkması gerekliydi. Mağlulük halinde çalışmaya başlamadan önce %60 örneğin meslekte kazanma gücünüz kayıp olduğunu varsayın. O 160'tan e, o kayıp halinden sonra çalışmaya başlarsanız bu mağlulük olarak kabul edilmiyor. İşte bu gibi kişilerin mağlul olabilmeleri, bu, bu tarz mağlulerin e, emekli olabilmeleri için gördüğünüz gibi prim sayılarının azaltıldığını görüyoruz. Diğer bir grup ise erken yaşlananlar. Bu e, tıbben de tıbbi açıdan yani kuru, raporla da erken yaşlandığı kabul görülen kişilerin 55 yaşını doldurmalarıyla e, bunlar yaşlılık aylığı talebinde bulunabileceklerdir. Ancak diğer prim gün sayısını e, tutturmaları gerekli. Sadece yaşı düşürmüşler burada erken yaşlananlar için prim gün sayıları Aynı işçi ise 7200 gün prim ödemek durumunda kalacaklar. Yeraltı işlerinde çalışanlar için ise e, işin yapıya yıpratıcılığı karşısında bu kişilere de erken emeklilik şansı tanınmışlar. Burada da en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için yaş hattı 50 olarak belirlenmiş. Çalışma gücü kaybı yaşayanlar için ise gene %50-%59 arasında bir çalışma gücü kaybı olan kişilerin 16 yıl ve 4320 gün prim. 40 ile 49 arasında bir çalışma gücü kaybı bulunuyorsa da 18 yıl ve 6680 gün prim ödenmesi gerekli. Bunlar birazcık daha özel durumları nedeniyle hem yıl hem prim gün sayıları düşürülmüş. Son olarak bu bölüm hakkında ağır engelli çocuğu e, bulunan kadın sigortalar açısından özel bir düzenleme. Eğer bir kadın sigortalısının e, bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu varsa, engelli hali varsa öncelikle e, prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen süreler emeklilik yaş şeyinden düşürülür. Şöyle, normalde 360 gün prim ödeniyorsa bu kişi, kadın işçi, 360 gün prim ödüyor yıl boyunca. Ve bakmakla yükümlü bir engelli çocuğu var. Dörtte bir dediği için 90 gün primine ekleniyor. Yani o yıl için sanki 450 günlük prim ödenmiş kabul ediliyor. Ayrıca dörtte birlik süre ise yaş, e, yaş haddinden düşüyor. Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanacak konusuna bakarsak bu ortalama günlük kazancının 30 katının aylık bağlama oranı ile çarpılması. Şimdi ortalama günlük kazancı dersin başında da belirttiğim gibi ortalama günlük kazanç bir şekilde hesaplandıktan sonra bunu 30'a çarptığımızda biz aylık kazancını belirliyoruz. Bu aylık kazancısının yanındaysa bir aylık bağlama oranı ile biz bunu çarparak meblanın ne olduğunu ortaya çıkarız. Aylık bağlama kazancı da şu. Her 360 gün için yüzde her 360 gün yüzde iki. Örneğin 3600 gün prim öderseniz bu e, çarpımı 3600 bölü 360'tan 10 çarpı 2'den yüzde 20 eder. 7200 gün işçi prim ödediğini düşünürseniz 7200 en az yüzde 40 eder. Yani aile oranı 4000 bin, bin liraysa bağlanma oranı yüzde 40'tan 400 lira biz bu kişiye yaşlılık aylığı ödeyeceğiz. Yani şöyle bakılacak. Kaç gün prim ödenmiş? İşte 1080 gün, 9000 gün atıyor işte neyse. 7200 gün. Bunu 360'a böleceğiz. Ortaya çıkan bir A sayısı var. Bunu da 2 ile çarpacağız. Bu bize aylık bağlanma oranını verecek. Yaşlılık aylığı için. Yaşlılık aylığı için iki özel durum var. Burada bir toptan ödeme, ikincisi ihya. Toptan ödeme şu, yani kişi artık uzun vadeli sigorta primlerini ödüyor. Ancak yaşlılık emekli olması için, yani yaşlılık aylığı talep edebilmesi koşullarını sağlayamıyor. E bu durumda ödenen primleri kendisine iade edilmesini isteyebilir. İşte bu toptan ödeme. İhya ise canlandırma. Önceden bir toplu ödeme yapılmış kişiye ancak e, örneğin bazı durumlar ortaya çıkıyor. E, tasfiye edilen bu hizmetlerin e, kendisine yeniden öde ödeyerek kuruma bu ödediğini yeniden ödeyerek ihyasını yani canlandırılmasını yeniden sigortalı e, olmasını sağlıyor. Biz buna ihya diyoruz. Son uzun vadeli sigorta kollarının sonuncusu ise ölüm aylığı, ölüm sigortası. Ölüm sigortasından kişilerin talep edebileceği en önemli, e, hak sahiplerinin talep edebileceği en önemli fayda ölüm aylığı. Burada artık sigortalı ölüyor. Ölüm meydana geldikten sonra hak sahipleri aldığı e, belirli oranlarda kendilerine ölüm yardımı, ölüm aylığı ödeniyor. Temel sistem bu. Bu hak sahipleri için getirilmiş. Çünkü geride kalanlar, Belli bir şekilde de geçinmeleri gerekli. Örneğin sadece tek kişi babanın atıyor, e, örnek vermek gerekirse babanın çalıştığı bir e, ailede, dört kişilik bir ailede baba öldüğü zaman kimse çalışamadığı için geride kalan çocuk, iki çocuk ve karısına belli şekilde yardım yapılması lazım ki hayatta hayatın devam edebilsinler, sürdürebilsinler. Temel amaç bu ölüm aylığında. Burada şöyle 4 bir... A 41V ve 41C'lerin ölüm aylığından faydalanabilmesi için 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primlerini ödemesi yeterli. Ancak 41A'lılar için gene özel bir düzenleme getirmişler. Daha az e, daha kolay talep edebilmeleri adına burada 5 yıllık sigortalılık süresi olursa sigortalının ve 900 gün uzun vadeli sigortalı primi ödemişse bu durumda da Hak sahipleri ölüm aylığı talebinde bulunabileceklerdir. Önemli olan ikinci cümledeki sadece 4-1 A'lılar için. 4-1 ve C'liler için değil, tek olarak 4-1 A'lılar için. Ölüm aylığı hesaplaması da gene yaşlılık aylığı hesaplamasına benzer şekilde hesaplanıyor. Dediğimiz gibi 4-1 B ve 4-1 C'liler için 9000 gün üzerinden, e 4 bir için içinse 7200 gün üzerinden hesaplanıyor. Örneğin kişi 3000 günlük prim ödemiştir ve 4 bir ağlı sigortalı 3000 gün prim ödemiştir. Ölüm me e olayı meydana gelmiştir. E 4 bir ağlı olduğu için biz bunu 7200 gün üzerinden hesaplama yapacağız. 4 bir beyli olsaydı 9000 gün üzerinden hesaplama yapacaktık. Hesaplama şekli gene eee hak sahiplerine dağıtılacak meblağın hesaplama şekli gene yaşlılık aylığındaki aynı. O belirlenen hesap üzerinden artık hak sahiplerine payları dağıtılmaya başlayacak. Hak sahipleri kimlerdir? 1. Duleş 2. Çocuklar 3. Sigortalının anne ve babaları Bunlar haricindeki kişiler hak sahibi olarak kabul görmez ve bu kişilere ölüm aylığı talep edemezler. Örneğin kardeşi Mesela dul eş eşlediği için e, Türk Medeni Kanunundaki evlenme e, ile ilgili hükümleri yerine getirmesi lazım. Örneğin birlikte yaşam ya da dini nikahlı aynı evde yaşıyorlar. Bu gibi durumlar eş olarak kabul edilmediği için örneğin dini nikahlı kişi e, ölüm aylığı talebinde bulunamayacaktır. Önemli olan Türk Medeni Kanun çerçevesinde evlilik bağının bulunması ölümden önce. Duleş'e baktığımız zaman eğer e, Duleş çalışıyor ve geride e, çocukları da varsa %50 oranında hesaplanan miktarın %50 oranında bağ bağlanıyor. Ancak geride kendisi de çalışmıyor ve geride de pay alan çocuk da yoksa bu oran %75'e çıkıyor. Çocuklar için e, anne ve baba için baktığımızda ise eğer anne ve baba 65 yaş üzerinde ise her türlü hak sahibi olarak giriyor ama 65 yaş altındaysa Bakıma bir nevi bakıma muhtaç. Yani e, o kişilerin bakıma e, sigortalı tarafından bakılması gerekli olduğunu söylüyor kanun. E, bunların oranı da yine %25. Hem annenin hem babanın oranı %25. Çocukları için baktığımızda ise kız çocuklar ve erkek çocukları için bazı özel düzenlemeler de var. Kural olarak eğer çocuk okuyorsa bu... Lise dengi için 20, üniversiteye gidiyorsa 25. Onun aşağı 18 yaş sınırı var. Eğer böyle üniversiteye gidiyorsa 25 yaşına, üniversite biten kadar 25 yaşına kadar ölüm aylığı talep edebilir. Erkek çocukta, kız çocukta. Kanuna göre okuduğuz normalde çocuklar çalışıyorsa, yani sigortalı kapsamındaysa 5510 sayılı kanun, çocukların Çalışmalarından dolayı bir gelir elde ettikleri için bunlar e, ölüm aylığı talebinde bulunamıyorlar. Temel e, kuralımız bu. Ancak üniversitede okuyup dört bir ağlıysa, dört bir ağlı olarak hem çalışıp hem okuyorsa bu çocukları e, 2018'de geldi düzenleme bu çocuklar ölüm aylığı e, talebinde bulunmaya devam edebilecekler. Kız çocukları içinse ise gene... Ee, özel bir düzenleme var burada evlenme şartına bakıyorlar eğer kız çocuk hiçbir şekilde evlenmemişse veya dul kalmışsa e, bu çocuklarda ölüm aylığı kız çocukları da ölüm aylığı talep edebiliyorlar gene bunların oranı %25 ancak hiçbir şekilde e, örneğin 3 çocuk var bir anne var e, işte duleş var aslında baktığımızda %50 %25 %25 %25 %100'ü geçiyor gibi görüyor eee bu gibi durumlarda orantılama yapılarak sigortalının e, sigortalının aylığının üzerinden hesaplanan orant, oran dahilinde dağıtılır. Yani hiçbir şekilde e, kişi ölüm sigortasına ölüm aylığı için temel alınacak para 1000 bin liraysa 1000 bin liranın 1000 lira dağıtılır. 1500 liraya geçmez. Bu orantılayarak işte %50'ye 2K dersek 25'e KK geriz 5, 5 olur. Bu beşi bine bölerek her birine 200 dolayısıyla e, da e 400 lira verilecek şekilde yapılacaktır. Dağıtım işlemi. Şimdi kısa ve uzun vadeli sigorta kolunun ilişkin ortak hükümler de var. Bunlardan en önemlisini aldım. Bu da sigortalı kallerinin birleşmesi. Kişi çalışma e, uzun yıllar çalıştığında hep aynı sigortalı olarak çalışmayabilir. Yani 20 yıl boyunca 4-1 ağlı sigortalı da olabilir ancak işte 5 yıl 4-1 ağlı çalışır, 6 yıl 4-1C çalışır, daha sonra 15 yıl 4-1B'li olarak çalışır. Burada bir sigortalı farklı olduğu için biz mesela uzun vadeli sigortalı yaşlılık aylığını nasıl hesaplayacağız? Ya da ölüm aylığı nasıl hesaplanacak gibi problemler ortaya çıktığı için kanun koyucu sigortalı halinin birleştirilmesi başında bir düzenleme yapmış. Burada şunu formüle edebiliriz. Önemli olan bir kişinin 4-1-C'liliği varsa 4-1-C öndedir. Sonra 4-1-A'lılık gelir ve sonra 4-1-B'lilik gelir. Bunu kısaca dediğimiz gibi böyle bu formülü kullanarak 4-1-C, C büyüktür, A büyüktür, B formülünü kullanarak birleştirmenin nasıl yapılacağını bulabiliriz. Yaşlı kaylı talep halinde ise en fazla sigortalının geçtiği, e, sigortalı, kolu, sigortalılıktan hesaplanır. Örneğin 4 B'li üzerinden en fazla geçtiyse sigortalılık süresi 4 B'liler üzerinden hesaplanır. 4 bir a üzerinden geçtiyse bu yaşlılık hali 4 bir adan hesaplanır. Bunun haricinde özellikle ölüm anında ya da hizmet sürelerinin eşit olması, malüllük e, ve ölüm hallerinde ise son sigortalılık e, halinin e, hali neyse 10 üzerinden hesaplamaya yapılır çünkü mantık şudur burada aslında ölüm olayı gerçekleşmeseydi o kişi o sigortalılık halinde çalışmaya devam edecekti e, bu, bunu öngörerek son sigortalılık halini kabul etmiş kanun koyucu e, son olarak genel sağlık sigortası 5510 sayılı kanuna baktığınız zaman kanunun ismine zaten e, sigo sigorta kolları ve genel sağlık sigortası olarak geçiyor ayrı olarak düzenlenmiş bir sigorta kolu. Burada daha çok dediğimiz gibi parasal yardımlara öte önleyici veya tedavi amaçlı uygulamalar burada. Örneğin diş protezi yapıyor, bacağı kırılıyor, alçıya alınıyor, işte ameliyat olacak. Bu gibi şeyler sağlık ya da ilaç en önemli olarak ilaç teminini sağlık sigortası üzerinden ya da hastaneye gittiğinizde bir kontrol istediğinizde bu sağlık sigortası üzerinden karşılanıyor. Burada kişiye herhangi bir parasal bir ödeme yok. Ee, Dedi Buradaki asıl amaç genel sağlık sigortasında e kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmalarına bakılmaksızın gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı kişiyi korumak. Bu da diğer sigorta kollarında olduğu gibi işsizlik, uzun vade ve kısa vade sigorta kollarında olduğu gibi zorunluluk ilkesi var. Yani bu sigortaya, sigortalı olduğunuz andan itibaren genel sağlık sigortası kapsamında da olmak zorunda kişiler. Ee, i̇şte dediğimiz gibi sağlık riskine ortaya çıkan sağlık riskine karşı bir koruma asıl şey var. Genel sağlık sigortası sayılan kişiler çok fazla. Ee, kitabınıza baktığınızda göreceksiniz zaten. Ee, bunlardan birkaçını yansıya aldım. en Önemli grup zaten. Öncelikle 4.1 A'lılar, 4.1 B'liler, isteğe bağlı çalışanlar, 4.1 C'liler. Bunun yanında gelir testi yapılmaksızın genel sağlık sigortalığı ya da bakmakla hükümlü olduğu kişi bulunmayan, 18 yaşını doldurmayan çocuklar, gene vatansızlar, sığınmacılar, 65 yaş aylığı alan kişiler, Gördüğünüz gibi bu çok fazla istisnaları dahil etmiş ki temel amaç herkes sağlık sigortasından faydalanabilsin. Herkes sağlık riskine karşı korunsun. Temel amacımız bu. Genel sağlık sigortasında bakmakla yükümlü olduğu kişiler şöyle sıralanabilir. Bakmakla yükümlü olunan kişiler kendileri için prim ödenmesi gerekmeyen kişiler. Bunlarsa eş, çocuk, anne ile baba. Siz örneğin 15 yaşında bir çocuğunuz olduğunu düşünürseniz bu çocuğun 15 yaşındaki sağlık sigortasından faydalanmak sizin üzerinizden faydalanıyor. Çünkü siz baklak bu sizin açınızdan bakmakla yükümlü olunan kişi. Gene bakmakla yükümlü olmayan kapsam dışı kalanlar da var. Yansıda gördüğünüz gibi bunlar da bazı noktalarda kapsam dışı tutulmuş. Örneğin örnek verecek olursak askerlik hizmetlerini er veya erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, yabancı kuruluş adına ve hesabına Türkiye'de bir iş için gönderilen ve yabancı sigorta olduğunu belgeleyen kişiler gibi kanunda sıralanmıştır bu. ilgili maddede görebilirsiniz. Birkaç örnek olarak yansıdakini söyleyebiliriz. Genel sağlık sigortasından peki sağlanan faydalar nelerdir diye baktığımızda öncelikle sağlık hizmetleri en önemli olarak sonra yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri ve yurtdışı tedavi giderleri olarak üç başlık altında koyabiliriz. Bunu zaten sağlık hizmetleri az önce dediğimiz gibi herhangi bir sağlıkla ilgili problem çıktığında ilaçtır, önleyici önleyici şey yaptırımlardır ya da tedavi amaçlı, önleyici amaçlı bu gibi durumlarda e, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri kuruluşları yoluyla sağlanmaktadır. E, yol giderleri ve refakatçi giderlerine baktığımızda ise kurum, yol bir yere gidildiğinde sağlık amaçlı, ref, başınızda bir refakatçi kalındığında ise bu kişilerin de belli durumlarda e, giderlerinin genel sağlık sigortası üzerinden karşılandığını görmekteyiz. Burada Önemli olan bir durum e, yurt dışı tedavi, yurt dışında tedavi. Şimdi yurt dışındaki tedaviyi 4-1-A ve 4-1-C'liler talep edebilir kural olarak. E, 4-1-A, bunda iki ayırmış. 4-1 ve 4-1-C'liler A, 4, geçici olarak yurt dışına görevlendirildiklerinde, yurt dışına gittiklerinde acil olan bir durum ortaya çıktıysa kurum bunu karşılar. Yani ne, ne, var burada? 4 bir A veya C ile olacak kişi sigortalı. Bunun yanında görevlendirme, geçici olarak görevlendirmeyle yurt dışına gidecek ve acil bir durum ortaya çıkacak. Eğer bu üçü varsa kurum kişinin sağlık giderlerini karşılıyor. Ancak bunun da bir sınırı var. Bu sınırda Türkiye'de eğer o gider 1000 liraysa 1000 liraya kadar karşılıyor. Yani siz yurt dışında 5 bin liraya olduğunuzu varsaysanız bile kurum en fazla bin lirasını karşılıyor. İkinci bir durum ise gene 4 bir A ve 4 bir C'liler bu sefer geçici olarak değil de sürekli olarak yurt dışı görevine gittiler ise burada hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri karşılanıyor. Yani burada aciliyet aranmıyor. Acil olmasa da her türlü sağlık hizmetleri Karşılanacaktır sağlık sigortasından. Gene tavan var burada. Yurt içindeki gider ne kadarsa kurum en fazla o kadar karşılayacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz haftaya sınavlarımız var. Ee, final sınavlarımız. Ee, genel olarak kitabı şöyle iyi bir okuyacağınız zaman başarılı olacağınıza ben eminim. Ee, şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.